Evet, bir haftaya bakış programından daha hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Yine Cem Bey'in ismi var, kendisi kamera arkasında. Ama Cem Bey'in kamera arkasında olması daha mı iyi oldu, daha mı kötü çok oldu? Çok iyi oldu, çok iyi. Çok sizin iyi. İçin. Ben çok iyiyim, şunu söyleyeyim. Ya bak, kuru temizlemecim çok şikayetçi. Diyor Cem Bey, ne oluyor? Bir haftada 3-4 takım elbise temizletiyorum, bir iki aydır daha gelmiyorsun. Dişlerim abi diyor, bir an önce senin şu dişleri yapsalar çok iyi olur şeklinde. Mutlaka burada ismimiz var, görüntümüz yok. Çünkü dediğim gibi dişlerime implant tedavisi yaptırıyorum. Ama tabii bu arada şehirdeki dedikoducular da boş durmuyorlar. Ne üretmişler? Cem Atmaca'yı öyle dövmüşler ki ağzını burnunu birbirine katmışlar. Kim yapmış kardeşim? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bugüne kadar hiç olmadı ki bundan sonra da olsun. Böyle bir şey yok kesinlikle. Onun için biz tabii programımıza yine normal seyrinde devam ediyoruz. Evet. Şunu söyleyeyim. İşte açsız, ekmeksiz, işsiz, dişsiz, saçsız bir şekilde yine Erzurum'a hizmet etmeye, Erzurum sorunlarını buradan efendim güzel bir şekilde irdelemeye, eleştirmeye, çeşitli çözüm yolları bulmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Şimdi Ender Bey'den sözü aldım. Ben hemen devamında bir Ender Bey'i öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz şimdi? Söyleyeyim hemen. Dün biliyorsun ÇAT Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ÇAT'ta açmış olduğu bir İslami Eserler Müzesi vardı. Türkiye'de ilk. Evet, Türkiye'de ilk olan bir İslami Eserler Müzesi'ni ÇAT Belediyesi Erzurum'a kazandırdı. Ben gidip görmedim ama sonuçta medyadan, resimlerden takip ettiğim kadarıyla, daha doğrusu o projenin içerisinde olan birkaç arkadaşla müze açılmadan önce yapmış olduğum sohbetlerden dolayı o müzenin içerisinde nelerin olduğunu, İslami Eserler Müzesi olarak neleri barındırdığını çok iyi biliyorum ama dün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı buradaydı, Erzurum'daydı. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'a geldi. ÇAT'ta bulundu ve ÇAT'taki bu ÇAT Belediye Başkanı'nın, yani Cumhuriyet Halk Partili ÇAT Belediye Başkanı'nın ÇAT'ta yapmış olduğu İslami Eserler Müzesi'nin açılışını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine Ender Yüncü'nün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapmış olduğu diyalog damgasını vurdu. Evet. Sadece yerel basında değil, şunu söyleyeyim, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, daha doğrusu tüm Türkiye'de gözünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın geldiği Erzurum'da tüm gözünü Erzurum'a diken herkes Ender Yüncü'nün dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'u, Erzurum'un sorunlarını ve Erzurum'un problemlerini medeni cesaretiyle kısa, öz, lisan münasiple anlatması tüm Türkiye'de ve Erzurum'da konuşuluyor. Tabii şimdi Ender Bey de mutlaka biraz heyecanlandı, rengi falan kaçtı. Yok, merak etmeyin Ender Bey, hemen sana mikrofonu vereceğim. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelmesi bir önemli. Evet. Erzurum'u önemsemesi, Erzurum'un ÇAT ilçesinde açılan bu İslami Eserler Müzesi de önemli. Bunlardan hepsinden daha önemlisi ÇAT Belediye Başkanı, yani Cumhuriyet Halk Partili ÇAT Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın Erzurum'da gönüllerde kurmuş olduğu taht, tüm Türkiye tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından net bir şekilde görüldü. Şimdi dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelişini ve açılışını ve oradaki yaşadıklarını geniş bir şekilde bir izleyicilerimizle paylaşmışsın. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÇAT ilçesindeki 81 eserin açılışı için Erzurum'a geldi. Erzurum'daki seçmeniyle buluştu ve buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu ismi verdi. Geçmiş yıllarda Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi ünlü siyasetçiler siyaset mitinglerine ilk Erzurum'dan başlarlardı. Ben de bu siyasetin, yerel mahalli seçimlerin ilk mitingini Erzurum'da yapıyorum diyerek. Öyle kalabalıktı yani. Tabii, öyle söze başladı. Evet, Elazığ,
Bingöl, Erzincan, birçok civar illerden il teşkilatları, ilçe teşkilatları Çat'ta idiler. Halkın nasıldı ilgisi? Yani gerçekten bir miting havası vardı. Evet. Büyük bir coşku ile yapıldı. Tabii ki açılış çok önemliydi. Türkiye'de bir ilk olan İslami Eserler Müzesi'nin açılışı gerçekten çok önemliydi. Türkiye'de bir ilk olması hasebiyle önemliydi. Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi, Hırkayı şerifi, Kabe örtüsü, mezar örtüsünün bulunduğu 80'e yakın eserinin bulunduğu bir İslami Eserler Müzesi. Gerçekten görülmeye değer. Tüm Türkiye'yi davet ediyorum ben buradan. Çat'a gelsin, o İslami Eserler Müzesi'ni gerçekten gelsin, geçsin ve görsünler. Bunu kimin yaptığı, nasıl yaptığı hiç önemli değil bu noktada. Çat ilçesindeki bu İslami Eserler Müzesi gerçekten Çat'ın turizmi açısından da büyük bir önem taşıyor. Bu çok önemli. Konuşmasını yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu belediye binasında, belediye başkanının makam odasında ağırlandı. Orada Erzurumlu dernekler, Erzurumlu İstanbul'daki dernek başkanları, federasyon başkanları ve birçok Erzurumlu ağırladı kendilerini. Ve orada Arif Hikmet Kılıç'ın Erzurum'da 2014 mahalli seçimlerinde Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olmasının Erzurum için ne kadar önem arz ettiğinden bahsettiler. Ve İstanbul'daki Erzurumlular adına söz alan Avrupa Yakası Erzurumlular Dernekler Federasyon Başkanı Osman Nuri Toraman, Çat Belediye Başkanımızın Sayın Arif Hikmet Kılıç'ın Erzurum'da Erzurumlara yapmış olduğu hizmetleri İstanbul'daki 39 belediyeden bir tanesinde de Erzurumlular olarak desteklediklerini belirttiler. Kemal Kılıçdaroğlu bundan çok memnun oldu ama öncelikle bir karar veremedi. Akabinde birçok vatandaşımız Ağrı Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı orada. Yine İstanbul'daki Ağrılılar Federasyonu Başkanı yine İstanbul'da Arif Hikmet Kılıç Beyefendi'nin bir belediyede bölgemizi temsilen orada bir belediye başkanı olmasını talep ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bu arada Erzurumspor atkısı takarak Erzurumspor'a başarılar diledi. Erzurumspor'un durumu hakkında biraz sohbette bulundu. Akabinde biz diğer basın mensubu arkadaşlardan ani bir şekilde kısa bir söyleşi yaptık Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Ne dediniz Önder Bey? Çok önemli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söze başlarken biraz latifeyle başladık aslında. Dedim ki özgür basın adına konuşuyorum Sayın Genel Başkanım. Dedi ki buyurun dedi. Ama dedim çok da özgür değiliz. Bir il başkanına, Erzurum'da bir siyasi il başkanına mal varlığını sormamızdan dolayı 2 gün gözaltı, akabinde adli soruşturmayla serbest bırakılmış gazeteci olarak konuşuyoruz deyince, Sayın Genel Başkan olur mu böyle bir şey dedi. Evet dedim olur. Hatta şu latifede bulundu. İstiyorsanız ben Erzurum'a gelmişken size mal varlığımı açıklayayım dedi bir genel başkan olarak. Evet. Dedim ki bizim Erzurum'daki bir il başkanımız, biz kendisine Büyükşehir Belediye Başkanı olma isteğinden kaynaklı dedik ki Sayın Genel Başkanım biz bu soruyu sorduk diye gözaltına alınmış özgür gazetecileriz diye söze başladım. Evet. Tabii ki latifeler havada uçuştu o arada. Çok güzel. Genel Başkanımız da ben Erzurum'a gelmişken bu soruyu bana sorabilirsiniz. Ben il başkanı olarak değil genel başkan olarak Erzurum basınına hemen mal varlığım hakkında bilgi veririm dedi. Ama dedim ki şimdi biz buradayız diye size bu soruyu sorduk diye de gözaltına alırız. Bir gözaltına korkusuyla, korkusuyla bu soruyu sormuyorum dedim sayın genel başkanım. Ardından şu sohbete başladık. Dedim ki İstanbul'da bulunan Erzurum Dernekler Federasyonu, Erzurumlar, vakıflar ve İstanbul'daki 600 bine yakın Erzurumlu vatandaşımızı temsilen burada dernek başkanlarımız, vakıf başkanlarımız var. Arif Hikmet Kılıç Beyefendi'nin Erzurum'un Çat ilçesinde yapmış olduğu eserlerden dolayı İstanbul'un 39 ilçesinden birinde Arif Hikmet Kılıç Beyefendi'yi görmek istiyoruz diye söze başladım. Hemen akabinde Sayın Genel Başkan şu anda gerekli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeleri mutlaka değerlendireceğiz. Buradaki almış olduğumuz izlenimleri de üst kuruldaki arkadaşlara söyleyeceğiz deyince ben dedim hayır ben burada Sayın Genel Başkanım tüm Erzurum dernekleri adına, tüm Erzurumlar adına ve Erzurum basın adına sizden bir söz istiyorum deyince peki dedi şu sözü veriyorum sizin nazarınızda bunu da haber olarak kullanabilirsiniz dedi sizin nazarınızda söz veriyorum.
Arif Hikmet Kılıcı İstanbul'da bir belediye başkanlık koltuğunda göreceksiniz dedi. Bakın aday demedi. Çok önemli. Dedi ki bir belediye başkanlığı koltuğunda göreceksiniz. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki Arif Hikmet Kılıcı biliyoruz Şişli belediye başkan adaylığına bir şey söz konusu ama burada Kemal Kılıçdaroğlu da küçük bir siyasi konuşma yaptı. Bir belediye dedi. Yani Şişli, Kartal, Mecidiyeköy işte ne bileyim bir, evet, bir ilçe belirtmedi ama bir ilçe belediye başkanlığı koltuğunda göreceğiz dedi. Bu da çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da 39 belediye arasında önde olduğu, elinde olduğu ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bir tanesinde aday olacağını sözünü vermiş oldu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Harika, harika. Ben bir kez daha Haftaya Bakış programı olarak, Haber 25 olarak, Erzurum'da basına hizmet etmiş biri olarak, aynı zamanda Erzurum basını adına ve İstanbul'daki ve Erzurum'daki Erzurumlar adına ben bir kez daha bu medeni cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten biz şunu bir belirtelim, altını bir çizelim. Zaten bizim ana problemimiz Erzurum'un ana problemi Ender Yücü. Erzurum'daki sorunları ve problemleri, Erzurum'daki durumu ve hali, Erzurum'da konuların ne minvalde geliştiğini genel merkezlere, Ankara'ya, Ankara'daki yetkililere aktaramamak gibi bir problemden dolayı kalkınmamışız. Bir problemden dolayı geri kalmışız. Böyle bir problemden dolayı göç veren bir iliz. Böyle bir problemden dolayı bolca sorunu olan bir şehiriz. İşte Erzurum'daki ana meselelerden bir tanesi konu gazetecilik yapmak, konu yazarlık yapmak, konu kameraların önüne çıkıp kameraların önünde poz vermek değil, konu yeri geldiği zamanı geldiği zaman medeni cesaretini göstererek Ankara'daki yetkililere Erzurum'un problemlerini dobra dobra alnına yapıştırır gibi söylemektir. Ondan dolayı seni tebrik ediyorum. Şimdi buranın devamında bir tebrik edeceğim bir isim daha var. Şunu samimiyetimle belirtmek istiyorum. Erzurum'da yıllarca siyasetin içerisinde yer almış, yıllarca siyasetin çeşitli kademelerinde bulunmuş, il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, insanların, siyasetçilerin parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasetçilere buradan bir iki tane söz söylemek istiyorum. Efendim Arif Hikmet Kılıç bundan 5 yıl önce bu şehre gelmiş, çat gibi hiç kimsenin gitmediği, kimsenin uğramadığı, hatta ve hatta benim telefon konuşanlar için kardeşim çat postanesi gibi nedir telefonun durmadan meşgul şeklinde espri yaptığım bir ilçeye, öyle mi? İstanbul'dan gelmiş, belediye başkanı olarak seçilmiş, 5 yıllık süre içerisinde çata yaptıkları bir yanda dursun. Çata verdiği hizmetler bir başka yanda dursun. Dün açılışını yaptığı İslami Eserler Müzesi ile Türkiye'nin gündemine, partisinin gündemine ve bir şehrin gündemine gelmeyi başarmış ismin adıdır Arif Hikmet Kılıç. Doğrudur. Doğru mu? Sadece belediye başkanlığı yapmamış, aynı zamanda parti ayrımı yapmaksızın AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi her siyasi görüşten insanın sevgisini, sempatisini, saygısını kazanmış ve onlarda bir sevgi oluşturmuş bir isim. Şunu tüm samimiyetimle bu şehirde şu kameraların arkasından konuşuyorum. Karşısından konuşamıyorum biliyordum arkasından. Kameraların arkasından konuşuyorum. Çok iddialı bir çıkış yapmak istiyorum Ender Öncü. Hem dün senin yapmış olduğun o şık hareket, hem Arif Hikmet Kılıç'ın çata dediğim gibi yapmış olduğu hizmetleri bir kenara, rutin hizmetler bunlar, bir kenara koyuyorum. İslami Eserler Müzesi'nin açılması, bu açılış için
Erzurum'un en küçük ilçelerinden birine 17 bin nüfus. Aa, o kadar kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir ana muhalefet partisinin genel başkanının açılışa gelmesi, orada İslami Eserler Müzesi'yle çok önemli ve ince mesajlar taşıyor. Açık söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylenen, eleştiri getirilen birçok nokta var. Onları şimdi buradan işte İsmet İnönü zamanından başlayan, yani Cumhuriyet döneminden sonra, Atatürk'ten sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan eleştirilere de birçok göndermenin olduğu bir İslami Eserler Müzesi açıyor. Ve bu 17 bin nüfuslu bir ilçenin, ilçede yapılan bu eserin açılışı için genel ana muhalefet partisinin lideri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı açılışa geliyor. Erzurum siyasi tarihinde hiçbir ilçenin başaramadığı çok önemli bir başarıya imza atıyor Arif Hikmet Kılıç. Şimdi Arif Hikmet Kılıç'ı bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına koysan, bak açık söylüyorum ben bunu. Arif Hikmet Kılıç'la da hayatımda bir kere oturmuşum, doğru mu? İstanbul maçı. Ha, evet, bir kere ya da yani iki kere. Yani Erzurumspor Gümüşhane maçı. Aynen öyle, bir kere ya da iki kere oturmuşum. Arif Hikmet Kılıç'ın ben henüz makamına gidip kendisini ziyaret etmemişim. Kendisiyle alam yok, verem yok. Ama kardeşim, sen ne tatlı, ne şeker, ne olgun, ne saygın, ne şahsiyetli, ne onurlu bir insansın ki. 5 yıl gibi bir sürede 17 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanlığı yaptın da Erzurum'da herkesin gönlünde kendine bir yer açtın. Onun için buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu nasıl değerlendirir? Arif Hikmet Kılıç'a nasıl bakar? Arif Hikmet Kılıç'ı başka bir yerde değerlendirir mi, değerlendirmez mi? Onu ben bilmem ama benim bildiğim bir şey var. Siyasette İnsanların gönlüne girebilen, insanların sevgisini, sempatisini kazanabilen bir insan. Hem de bilirsin Erzurum'da Ender Yüncü, bu da çok önemlidir. Erzurum'da işte bir adamla ilgili mesela işte sayarsın, adam Cumhuriyet Halk Partilidir, solcudur. Efendim sayarlar ya işte bizim mesela Nazım Irıcalı Hoca için sayarlar bunu. Allah selametlik versin, ben Nazım Irıcalı Hoca'mı çok, çok severim. Sensin, çok sensin. Nazım Irıcalı Hoca için şöyle söylerler. Nazım Irıcalı Hoca çok iyidir, çok bilgilidir, çok kültürlüdür. Ama CHP'lidir. Çok cesaretlidir ama solcudur. Evet. Denilen bir şehirde Arif Hikmet Kılıç dün tabloyu gördün. Bu kadar insanın sevgi ve sempatisi. Söz istiyorum canım. Lütfen söz veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Söz veriyorum. AK Partili Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak Ankara'daki Erzurum günlerinde yapmış olduğum sohbette dedi ki ben AK Partili bir belediye başkanı olarak 15 yıldır görevdeyim. 3. dönemim. Benim aklıma böyle bir şey gelmedi. Yapması gereken ilçe de Tortum'du. Tortum'du dedi. Evet. Onun için şunu söyleyeyim kardeşim. Davul tozu minare gölgesi ben ona derim. Enderli, bu sohbeti kapatalım. Hani hikayeleri anlatırlar. Küçükken bize büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, abilerimiz, ablalarımız bize hikaye anlatırlardı. Olağanüstü, olması mümkün olmayan şeyde de şöyle derlerdi. Davul tozuyla minare gölgesi kalktık oldu. Evet. Şimdi Erzurum'da bak bu manşet olabilir Ender abi. Çok önemli bir şey. Tekrar senin medeni cesaretinden ben heyecan duydum bu toplantıdan, bu açılıştan. Bir Erzurumlu olarak 92 yılından beri basın sektöründe olan bir insan olarak ilk defa bir açılıştan heyecan duydum. Açık söylüyorum ben bunu. Sağlık problemlerimden dolayı gelemedim. Dayak mayak yememişim. Ya biz kimseden de dayak yemeyiz ha, öyle bir şey yok. Yani benim 50 yıllık hayatımda böyle bir şey ben hiç rastlamadım. Yok öyle bir şey. Şunu söyleyeyim Ender Bey, ben çok heyecanlıydım, şunu söyleyeyim. Arif Hikmet Kılıç, belediyeciliğe ve siyasete sevgisiyle beraber davul tozu minare gölgesi katmış adamın adıdır Arif Hikmet Kılıç. Tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasi görüşlerim uyuşmasa bile kendisini birçok konuda eleştiriliyor olmama rağmen Erzurum'un en küçük ilçesi. 24 saat daha yürüdü Cem Bey. Bakın şimdi şu anda çok önemli. Yani çok akşam saat gece 23 uçağıyla geri döndü. Evet. Akşamleyin de yani çattan ayrıldıktan sonra akşam da
Arma'da düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi Erzurumlu. Yani onların sıkıntılarını dinledi, dertlerini dinledi. Hatta aralarında birkaç doktor, hekim arkadaşımız vardı. Sivil toplum kuruluşu başkanları vardı. Bunlardan da Erzurum'un sıkıntılarını dinleyerek gitti ve en önemlisi ben sizin bir il başkanına sormuş olduğunuz mal varlığı konusunu genel merkeze taşıyacağım, hatta kürsüye taşıyacağım. Özgür basın böyle olmaz dedi. Bunu da genel başkanımıza buradan bir kez daha hatırlatayım. Şunu da söyleyeyim. Bu konu çok önemli. Bu konuyu aslında gönüllere taht kurmuş Erzurum'un belediye başkanı Arif Hikmet Kılıç başkanımızın da benim bu konumu. Bu çünkü benim konum değil. Bu özgür basının konusu bu. Erzurum'un konusu bu. Erzurum'un haklarının aranması konusu. Bu konu da çok önemli bir konu. Ama şunu da tüm samimiyetimle söyleyeyim. Erzurum, demek ki Erzurum halkı sadece çatın değil, bizlerin de gönlünde taht kurduğu için Arif Hikmet Kılıç söylüyorum. Bak tekraren söylüyorum. Ben Çat Belediyesi'nin kapısından içeri girmiş bir adam değilim. Hayatımda bir kere Arif Hikmet Kılıç gittim. Öyle mi? Tamam. Ben de dün gittim. Ama daha derler bir girdim pil girdim şeklinde. Bizim bu konumuzu Arif Hikmet Kılıç Başkanımızın da takip etmesi gerekiyor. Ama şunu da tüm samimiyetimle söyleyeyim. Yani Erzurum'un sorunlarının bir daha söylüyorum Ankara'ya, genel merkezlere, asıl yetkililere iletilmesi, Erzurum'un ana sorun iletilememesi Erzurum'un ana problemlerinden birisidir diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum.